Değerli dostlar tekrar merhabalar. Reklamların ardından programımız kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından değerli hocamız Nevzat Sabri Akın Beyefendi ile birlikteyiz. Hocamıza inşallah sizlerin merak edilen sorularını yöneltmeye devam ediyoruz. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. İzleyicimiz sizlere selamlarını, muhabbetlerini iletmişler. Seferi namazlarda sadece farzlar mı kılınır yoksa sünnetleri de kılmamız gerekir mi? Malumunuz zorunlu kılmak durumunda olduğumuz namazlar farzlardır. Beş vakit farz namazı hazarda da seferde de kılmak mecburiyetindeyiz. Evet. Bazen yanlış anlayış var, seferisin diyor. Yani seferi olunca sanki namaz sakıt oluyor gibi düşünülüyor. Yanlış, seferde iken de namaz yükümlülüğümüz devam etmektedir. Kılmak zorunda olduğumuz namazlar farz namazlardır. Hazarda iken, mukim iken, seferi olmadığımız zaman sünnetleri kılmamız tavsiye edilmiştir. Fırsat buldukça sünnetleri kılarız, kılmaya özen gösteririz. Özellikle revatip sünnetler dediğimiz beş vakit farz namazla birlikte kıldığımız bu namazları ihmal etmemeye gayret ederiz. Seferde ise vaktimiz müsait ise sünnetleri yine olduğu gibi kısaltma yapmaksızın kılarız. Eğer vaktimiz kısıtlı ise, çok rahat değilsek sünnetleri kılmak için, o zaman sadece farzları kılmakla iktifa eder, yetiniriz. Sünnetleri terk ederiz. Misal, yolculuk yapıyoruz, otobüs mola verdi, vaktimiz kısıtlı. Hızlı bir şekilde 10 rekatlık öğle namazını alel acele kılıp belki de otobüstekileri bekletecek durumda isek şayet, o zaman farzını kılar, rahat bir şekilde huşu ile farzı kılar, sünnetleri terk ederiz. Evet. Vardığımız yere vardık. Misafiriz, misafirliğimiz devam ediyor. Vaktimiz de müsait ise sünnetleri kılabilirsek ne kadar güzel olur, ne âlâ. Yani. Ancak kılmadığımız takdirde vebalimiz yoktur. Fırsatımız varsa beş vakit namazla birlikte kıldığımız sünnetleri misafir iken de kılmaya gayret ederiz. Diğer nafile ibadetleri de yapmaya çalışırsak güzel olur. Ama bunları yapmak zorunda değiliz. Halilü ala olur. Muhterem Hocam peki seferi iken misal öğlen namazının farzını nasıl kılmamız gerekiyor? Evet. Çok güzel soru. Şimdi bir şey daha hatırıma geldi bu soruyu hocam sorunca. Kardeşlerimiz zaman zaman seferi mi değil mi? Seferiyim herhalde deyip namazları kasrediyor. Seferi olmama ihtimalimiz varsa bizim namazları iki kılmamız, dört rekatlı farzları iki kılmamız caiz olmaz. Muhakkak. Bunu dikkate alarak eğer seferi olduğumuzdan eminsek o zaman dört rekatlı farzları iki kılarız. Seferi olduğumuzda bir şüphe varsa ki mesela memleketine gidiyor, Ankara'da diyelim mukim veya İstanbul'da oturuyor, memleketine gidiyor, Kayseri'ye veya Adana'ya veya İzmir'e veya Trabzon'a gidiyor, memleketi orası, memleketi asıl vatanı, orada misafir değildir, misafirim herhalde deyip namazlarını kısaltarak kılıyor, doğru değil. Kişi asıl vatanında, vatani aslisinde mukimdir, misafir değildir, namazını tam kılması gerekir. Yol boyu gider gelirken misafirdir, seferidir ama vatanına vardığı zaman seferilik biter. Orada 15 günden az kalacak olsa bile, 3 gün, 5 gün, 1 hafta kalacak olsa bile 4 rekatlı farzları 4 olarak kılacak, Ramazan orucunu da tutacak. Evet. Peki Muhterem Hocam, şurada bizim takıldığımız, ıskaladığımız bir konu daha var. Hanefi mezhebine mensup olan kimseler seferi oldukları vakit dört de kılabilir mi yoksa gerçekten o namazı kısaltıp iki rekat mı kılmak zorunda? Yani bu azimet ve ruhsat meselesi var ya, orada da şimdi biraz bu azimet ıskalıyoruz. Ve ruhsat konusunu Hanefiler farklı değerlendiriyor. Diğer müçtehitlerden bazıları farklı değerlendiriyor. Şimdi mesela Şafii mezhebinde
Seferilikte 4 rekatlı farz namazları 4 kılmak azimettir, 2 kılmak ruhsattır. Bu itibarla kişi 4 de kılabilir, 2 de kılabilir. Evet. 4 kılarsa zoru başarmış olur. Bunu da yapmasında herhangi bir sakınca yoktur. Hanefi mezhebinde ise bunu Allah'ın bir ikramı olarak görmüşlerdir. Bu ikramı kabul etmek, kabul etmemekten daha iyidir. Kişi ikramı kabul etmezse isaet etmiş olur. Kötü evet. bir şey yapmış olur. Allah'ın ikramını reddetmiş olur gibi düşünmüşlerdir. Hanefiler diyor ki 4 rekatlı farzları 2 kılmak Hı-hı. önemlidir. 4 kılacak olursa namazları yine geçerlidir. Yani Hanefi mezhebine mensup bir kişi misafir iken 4 rekatlı farzları 4 kılması namazlarına bir zarar vermiş olmaz. Namazları sahihtir. Sadece ikramı kabul etmemekle isaet etmiş olur. Namazlarında bir sıkıntı söz konusu değildir. Ben bunu söylerken şunu kastediyorum. Kardeşlerimiz zaman zaman misafir olup olmadıklarını bilemiyorlar. Mesela yazlığımız vardır. Yazlık bize ait bir yerdir. Anahtarı bizdedir. Gittiğimiz zaman Antalya'da, İzmir'de veya İstanbul'da anahtarı bizde, kapımızı açıp giriyoruz oraya. Oraya gittiğimiz zaman misafir olmayız. Namazlarımızı orada tam kılmamız gerekir. Evet. Az önce burayı söylediğim gibi vatan-ı asliye gittiğimiz zaman da misafir olmayız. Orada da namazlarımızı tam kılmamız gerekir. Ama diyelim ki buradan karayoluyla Hicaz'a gideceğiz. Mekke'ye, Medine'ye gideceğiz. Yolculuğumuz da uzun sürüyor. Kesin seferiyiz. O zaman 4 rekatlı farzları 2 kılarız. Bunda bir sakınca yoktur. Evet, Allah razı olsun. Efendim bir telefon bağlantımız var. Almanya'ya uzanıyoruz. Yasemin Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo, hayırlı kandiller. Teşekkür ederim efendim. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Namazı ben sandalyede kılıyordum biraz rahatsız olduğum için. Hı hı. Ama bana dediler ki sandalyede kılma, otur, ayaklarını uzat, üzerine seccadeyi ser, namazını öyle kıl dediler. Acaba o doğru mu, sandalyede oturup kılmak mı doğru? Bunu öğrenmek istiyordum hocama. Peki yerde hocama oturduğunuz tekrar... zaman herhangi bir problem yaşıyor musunuz? Bir ağrı hissediyor musunuz? Evet, evet. Rahatsızım. Pekala. Yöneltelim. Afiyet diliyoruz efendim. Şahsınızda bütün gurbetçi kardeşlerimizin de kandillerini tebrik ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet kıymetli hocam, buyurun. Misafirin oruç tutması, konumuz bu değil. Misafirin oruç tutması efendim azimettir. Tutmaması ruhsattır. Bu oruçla ilgili ayetlerin devamında Cenab-ı Hak diyor ki يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرُ Allah size kolaylık diliyor, zorluk murad etmiyor. Şayet kişi ayakta kılamayacak durumda ise hı hı. dinimiz kolaylık din. Kolaylığı öngörür. Yani el meşakka teclibu teysir. Meşakkat kolaylığı celbedir. Bir sıkıntı varsa ayakta kılamayacak durumda ise kardeşimiz oturduğu yerde namazını kılar. Oturduğu yerden maksat sandalye bulmuşsa sandalyede kılar. Sandalye bulamamışsa ayaklarını uzatır, o şekilde namazını kılar. Evet. Yani evinden camiye sandalyeyi taşımasına gerek olmaz. Ancak öyle bir rahatsızlığı var ki oturduğu zaman kalkamayacak. Veya kalkması çok meşakkatli olacak, birilerine muhtaç, hı hı. ihtiyaç duymadan kalkamayacak durumda ise o zaman sandalyede oturarak namazını kılar. Bunda bir sakınca yoktur. Evet. Suali soran kardeşimiz de anladığım kadarıyla yerde oturmak kendisine sıkıntı veriyor. Zorluk veriyor. Hı hı. O sebeple kardeşimiz oturduğu yerde kıbleye yönelerek namazını oturarak kılabilir. İma ile namazını kılar. Bunda bir sakınca yoktur. Evet. Hocalarımızın zaman zaman uyardığı şey şu. Camileri sandalyelere doldurmayalım. Oturarak namaz kılabilecek olan kişi sandalyede oturarak namazını kılmasın. Camide safa dursun. Herkesin oturarak kıldığı olsun. Gibi kılmaya çalışsın. Zorlandığı zaman otursun yeri, ayaklarını uzatsın ve oturarak namazını ima ile tamamlasın diyorlar. Ancak dediğim gibi dizleri problemli,
oturup kalkması, yani yere çömelip kalkması büyük sıkıntı meydana getirecekse, doktor da bu dizlerine yük vermeyeceksin demişse, o kardeşimiz oturduğu yerde, sandalyede namazını ima ile kılar. Bunda da bir sakınca yoktur. Yani tercih yapması gerekirse önce yerde oturmayı baz alacak. Akabinde o ona ağrı veriyorsa sandalyeye de camide ibadetimizi yaparken bunu önceleyeceğiz. Hı hı. Caminin dışında, evdeyiz. Evet. Efendim ben oturarak da namazımı kılabiliyorum. Yere oturarak da kılabilirim. Hı hı. Muhayyerdir kişi, serbesttir. İsterse otursun, ayaklarını uzatsın. İma ile namazını bu şekilde kılsın. İsterse sandalyede oturmak suretiyle namazını tamamlasın. Evet, teşekkür ederiz muhterem hocam. Bir telefon bağlantımız daha var. Kocaeli'den Sabit Bey telefon attığımızda. Alo. Efendim. Buyurun Sabit Bey, hoş geldiniz. Selam aleyküm. Ve aleyküm hayırlı selam. Hayırlı kandiller. Teşekkür ederiz efendim. Sizlere de hayırlı kandiller. Evet. Ben dün doktora gittim. Yüzümde sivil deler vardı. Hı hı. Doktor bana krem yazdı. Katkısı olarak da katkısına yazıyor %70 alkol ve kolonya var, esans var. Evet. Ben şimdi tereddütte kaldım. Acaba bana 4-5 ay kullan diye şey yaptı bu kremi. Ben şimdi kullanayım mı kullanmayayım diye tereddütte kaldım. Hocam adına bir şey memnun olurum. Yöneltelim inşallah. Şifa diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Kocaeli'ye selamlar efendim. Evet değerli hocam buyurun. Kardeşimiz tedavisini olsun. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Hı hı. O bahse konu krem, her ne kadar alkol içerse de onu ağzından içeriye göndermiyor. Cilde dokunuyor. Tedavi amaçlı olduğu için bunu kullanmakta bir sakınca yoktur. Nitekim tıraşını olan kişi tıraştan sonra kolonya sürülmek suretiyle o mikroplu durumu kaldırabilmesi için bir kolonya kullanmasında bir sakınca olmadığı gibi kolonyanın da %70'i alkoldür veya %80'i %60'ı neyse kullanması caizdir. Alkolün içilmesi haramdır. Dezenfekte etmek için veya bir tedavi maksadıyla vücudun herhangi bir yerine sürülmesinde sakınca yoktur. Ama tercih sebebi işte ben madem alkolün içilmesi sakıncalıdır, yasaktır, ben alkolü vücuduma da sürmem diyebilir. O kendi tercihi, kendisinin evet. bileceği veya bir şey. Aynı hastalık için alternatif bir ilaç varsa alternatif onu da tercih bir ilaç edebilir. Varsa alkolü olmayan onu tercih edebilir ama tercih etmesi zorunlu değildir. Yani mesela kimisi alkol ihtiva eden kolonyayı sürmüyor tıraştan sonra da limon sürerek mikrobu gidermiş oluyor. Evet. Alkollü kolonya sürülmekte bir sakınca olmadığı gibi söz konusu merhemin %60'ı 70'i alkollü olsa da onu tedavi maksadıyla vücuduna sürmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Müsterih olsun kardeşimiz. Evet. Teşekkür ederiz muhterem hocam. Değerli dostlar Artvin'e uzanıyoruz. Hüseyin Bey telefon attığımızda. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam Hüseyin Bey. Hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun efendim. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Benim hocama sorum şu olacak. Bu bir yakınımız ikamet ettiği memleketten çıktıktan sonra birkaç vilayeti geziyor. İşte Trabzon'da, Ankara'da, işte Bursa'da bir hastanın peşine geziyor. Hı hı. Bu 15 günden sonra seferlik işi başlıyor ya, bu her vilayette 15 gün işi mi oluyor yoksa her vilayeti geçince bu sıfırlanıyor mu? Evet, yöneltelim inşallah hocamıza. Afiyet diliyoruz efendim. Hayırlı kandiller diliyoruz. Artvin'e selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. Buyurun sevgili hocam. Ben de kardeşimizin gecesini ve izleyenlerinin regaib gecesini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak nice mübarek gecelere sağlıkla, afiyetle kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Sefer mesafesinde bir yere, 90 kilometre veya daha fazla bir mesafeye yolculuk yapan kişi vardığı yerde 15 günden fazla kalacaksa orada mukim olur. Hı hı. 14 gün, 13 gün veya daha az kalmaya niyet etmişse seferidir. Oradan çıkıp bir başka yere gittiği zaman da yine gideceği yerde
15 günden az kalacaksa misafirdir, fazla kalacaksa mukimdir. Evet, bu kadar basit. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz. Evimi satıyorum demiş izleyicimiz. Fakat alacak kişi, evimi almaya talip olan kişi kredi çekerek benim evimi satın alacak. Bu noktada benim o şahsa evi satmamda dinen bir vebal veya bir sıkıntı var mıdır? Evet, kardeşimizi tebrik ediyorum. Hassasiyeti var. Bu kadar hassas düşünen kardeşimize şunu derim. Madem evini satacaksın, kardeş de almak istiyor ama parası yetmiyor. Kredi çekmek durumunda. Kredi çekmeden sen evini ona satsan ya, mesela bir kısmını peşin verecek, bir kısmını da vadeli size ödeyecek. Siz kredi çektiği zaman o kişinin ödeyeceği toplam para neyse o para karşılığında evinizi ona satın, başka kurumlar, faiz müesseseleri kazanacak yerde siz kazanmış olun. Siz nihayetinde faiz işlemi yapmıyorsunuz. Vadeli satış yapmış oluyorsunuz. Vadeli satış yapmış oluyorsunuz. O kardeşinizin de ihtiyacını görmüş olursunuz. O da kredi çekmek zorunda kalmamış olur. Ancak diyecek olursanız ki benim paraya ihtiyacım var. Ben yani vadeli satmak durumunda değilim. Paraya ihtiyacım var. Mecburen peşin satacağım. O zaman kredi çekmeden bir müşteri bulursan efendim ona sat. Eğer öyle birisini bulamadın da kardeşimiz, satın almak isteyen kardeşimiz kredi çekecek olursa, eğer kendisi için kredi çekmek zaruri ise bunda bir sakınca yok. Kendisi açısından bir sakınca yok. Satın alan açısından bir sakınca yok. Eğer zaruret olmadığı halde kredi çekmişse onun vebali kendisine aittir. Biz malımızı satmış olduğumuz için onun vebaline ortak olmuş olmuyoruz. Yani malı satan kişi tarafı asla vebal altında değil. Değil. Ancak dediğim gibi kardeşini düşünüp de ona vadeli taksitle satarsa onun da kredi çekme veya böyle faizli bir işe bulaşmasına da imkan vermemiş olur. O açıdan onu biz tavsiye ederiz. Tabii yani satın alan insan belki de mecburdur bir eve sahip olmak için. Kredi çekmekten başka bir imkanı yoktur. Bir yeri satıp da alamıyor. Borç para da bulamıyor. Onun için de ev zaruri bir durum ise onun kredi çekmesinde sakınca olmaz. Şunu da ifade bir şey yapabilir miyiz hocam? Çok affedersiniz. Buyurun. Unutmayın sözünüzü. Şunu ifade edelim öncelikle. Dinimiz faizin her çeşidini haram kılmıştır. Bankalardan alınan faizli krediler de faiz kapsamındadır. Kişi zaruret olmadıkça faizden uzak durması gerekir. Evet. Zaruret de kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu bireylerin hayatlarını sürdürebilmeleri için vazgeçilmez olan şeylerdir. Kardeşimiz bu durumda ise, zaruret durumunda ise kredi çekebilir. Başka çaresi yoksa, eğer zaruret yoksa çekmesini önermeyiz biz. Evet. Yani belki şöyle tavsiyede de bulunabiliriz. Kredi faizli bir müesseseden kredi çekmektense bu evi almak için katılım bankalarından, finans bankalarından da finans sağlamasını tavsiye etmesini biz de şahsen tavsiye ederiz. Madem kardeşimiz bu kadar hassas düşünüyor, satın alacak kişiye diyebilir ki eğer borç da alamıyorsan benim sana vadeli satma imkanım yok. Sana tavsiyem bir finans kurumundan faizsiz çalışan bir müesseseden onlarla müştereken satın alıver burayı diyebilir. O zaman bu faiz illetine de bulaşmamış olur. İnşallah. Teşekkür ederiz. Efendim İstanbul'dan Ayşe Hanım telefon attığımızda. Alo. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar Ayşe Hanım. Hoş geldiniz. Hayırlı buyurun. Hayırlı kandiller. Kandiliniz mübarek. Teşekkür ederiz yapalım. Efendim. Benim hocama bir sorum vardı da. Buyurun. Hatta bir iki sorum var da. Buyurun. Ben eşimle mücadele ediyorum. Namaz kılmıyorsun, namaz kılmıyorsun diye. Hani çok konuşuyorum. Hı hı. Ben namaza giderken mesela o sabaha kadar televizyon başında bekliyor. Evet. Bir de eve çok huzursuzluk veriyor. Hani namaz kıl diye ben vebalde mi kalıyorum söylediğim için?
Bir de yani sizden dua istiyorum, huzursuzluk veriyor eve. İnşallah dua edelim, hocamıza da yöneltelim. Afiyet diliyoruz efendim, kandilinizi tebrik ediyoruz, İstanbul'a selamlar. Muhterem hocam, bu soruyla beraber mailden gelen bir sual daha var. İkisini birleştirelim istiyorum. Hanımım namazı ciddi ciddi kılmıyor. Ben söylersem kılıyor demiş bir beyefendi kardeşimiz. Evlenmeden önce söz vermişti ama şu anda sözünü tutmuyor. Ben de namaz kıldıramıyorum ona. Ahirette bu konudan mesul olur muyum demiş bir beyefendi. Hanımefendi de bunun bayan kısmında olan soruyu bize yöneltti. Her ikisi için de bir ortak cevap alalım inşallah. Evet. Herkes kendinden sorumludur. Namaz kılmayan kişi bunun hesabını verecektir. Hı hı. Hanım kardeşimiz, soruyu soran canlı yayında soruyu soran kardeşimiz, eşinin namaz kılabilmesi için elinden gelen bütün gayreti sarf etmesi gerekir. Efendim namazla alakalı kitapları müştereken okusunlar, namazı anlatan sohbetleri dinlesinler, kitapları okusunlar. Namaz konusunu, namazın ehemmiyetini anlatan kitaplara ağırlık versinler. İmam Gazali'nin İhyasının namaz bölümünü beraber müştereken okusunlar inşallah. Hı hı. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi, eş ve çocuklarınızı ateşten koruyun buyuruyor. Namaz kılmamak kişinin ateşe düşmesine sebeptir, cehenneme gitmesine sebeptir. Hı hı. Sorumluluk sahibi olan her bir birey yakınlarının cehenneme düşmesine göz yummaması gerekir. Elinden geldiği kadar, yapabildiği kadar olumsuzlukları bertaraf edip olumlu ortamı hazırlamak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Yapabileceğini yapar. Gücünün yetmediği yerde sorumluluk ona ait olmaz. Kim namazı kılmıyorsa vebal günah ona ait olur. Yoksa zoraki kılıç zoruyla efendim veya dayak zoruyla namazı kıldırmasının bir manası olmaz. Çünkü namaz eşinin rızası için kılınacak bir şey değildir. Yapılacak bir davranış değildir. Allah için yapılması gereken bir ibadet olduğu için namaz Allah için ibadetin ehemmiyetini onun zihnine, kalbine nakşetmeye gayret eder, dua eder. Biz de dua edelim Cenab-ı Hak. İnşallah namaz kılmayanlara Rabbim namaz kılma sevgisini gönüllerine yerleştirsin. Namazın ehemmiyetine aile olarak vakıf olmayı nasip eylesin. Amin. İnşallah. Gayret edelim, dua edelim inşallah o şuura eşler, çocuklar ermiş olur. Cümlemiz inşallah. Teşekkür ederiz. Efendim İzmir'e uzanıyoruz. Abdullah Bey telefon attığımızda. Alo. Hayırlı yayınlar, hayırlı kandiller. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Şimdi benim sormayı merak ettiğim mesele şu. Bir cemaatle kaza namazı kılınır mı? Hı hı. Eğer kılınırsa, şimdi vaktin namazı kılarken cemaatte, imam da aynı vakte, aynı güne niyetleniyorsunuz. Fakat kaza namazı kılırken ne diye niyetlenir? İşte en son kazaya kalan öğlen namazımızın farzı diyoruz. Şimdi imam da cemaat de öğlen namazını kılıyor ama imamın niyet etmiş olduğu günün gün ile cemaatin niyet etmiş olduğu gün farklı günler olabilir. Mesela benim en son dün kazaya kalmıştır. Cemaatin ise ondan önceki günün ait bir kaza namazı olabilir. Şimdi farklı, aynı vaktin farklı günlerinde ise şimdi nasıl olacak yani cemaatle kılıyorsunuz kaza namazı. Evet. Bu uygun oluyor mu? Olabiliyor. Yöneltelim, sualinizi iletelim hocamıza. Afiyet diliyoruz efendim. İzmir'e selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet muhterem hocam buyurun. Kıldığımız bir namaz eğer farz yerine geçmezse o nafile bir namaz olur. Her halükarda hayır içerisinde olmuş olurlar. Diyelim ki beraber yolculuğa çıktık. Sabah namazına kalkacaktık ama uyanamadık. Uyandığımız evet. zaman baktık ki güneş doğdu. Beraberce siz imam olursunuz, ben cemaat olurum. Sabah namazını kaza ederiz. Bunda bir sakınca yoktur. Farklı zamanlardaki kazaları da
münferiden kılmak suretiyle bu borcumuzu da ödemiş oluruz. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaten kaza yaptığı rivayet edilen iki namaz var değil mi hocam? Orada da zaten herkesin namazı kazaya kaldığı için orada mı? Evet. O yüzden cemaat. Evet, cemaat yapmışlar. Evet. Normal şartlarda herkes farklı farklı günler için kılacaksa münferiden kılmak durumunda. Tabii bu konuda ihtilaflıdır. Bazı alimler farklı namazlar da olsa, farklı günlerin namazları da olsa cemaatle kılınmasında bir sakınca yoktur diyenler vardır. Böyle bir cemaat yapılacaksa kılınır. Ancak tekrar o namazın kaza edilmesi iyi olur. Evet. Muhterem hocam, vaktimizin sonuna geldik. Son söz söylediğinde söylemek istedikleriniz varsa alalım. Evet. Ben zat-ı alinizi ve izleyicilerimizi selamla, sevgiyle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. İdrak etmiş olduğumuz kutlu doğum haftamızın alemi İslam'ın huzuruna, mutluluğuna vesile olmasını diliyorum. Ve bu gece idrak edeceğimiz regaib kandilimizi tebrik ediyorum. 3 aylar diye tarif edilen mübarek Recep ayını, Şaban ayını Rabbimiz hakkımızda hayırlı eylesin. Mübarek eylesin, bereketli Amin. Eylesin ve bizi huzurla, sağlık, sıhhat, afiyetle 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife, Kadir Gecesi'ne ve bayramlara kavuştursun. Amin inşallah. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Değerli dostlar, vaktimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında ve Dost FM radyolarında buluşmak duası ve ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu arada bu akşam idrak edeceğimiz Regaib Kandilini tebrik ediyorum. Mevla Teala kendisine ve onun Resulüne rağbet eden kullardan eylesin cümlemizi. Hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Mevla Teala merak ettiklerine daima doğru cevap bulanlardan eylesin.